Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber zencefilli kurabiye yapalım. Böyle kış aylarında çok yakışacak bir kurabiye. Bunun için 100 gram pudra şekerim var. Şöyle bir su bardağından 2 parmak eksik pudra şekeri ekliyorum. 145 gram oda sıcaklığında tereyağı karıştırma kabına alıyorum. Ve isterseniz mikserle ya da elinizle krema kıvamına gelene kadar karıştırıyoruz. Gram pekmez. O da yaklaşık yarım çay bardağı kadar ediyor. Pekmezimi de ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum. Bir adet yumurta ekledim. Tekrar karıştırıyorum. Yumurtayı ekledikten sonra çok fazla karıştırmaya gerek yok. Artık ununu ve baharatlarını ekleyebilirim. Unu ekledim. Üzerine bir çay kaşığı krem tartar. Şöyle yarım çay kaşığı karbonat. Karbonatı üzerine şöyle bir çay kaşığı kadar limon suyu ekleyeceğim. Şöyle bir çay kaşığı kadar limon suyunu karbonatın üzerine ekledim. Ve baharatlarını ekliyorum. Şöyle yarım çay kaşığı kadar zencefil. Bu zencefil miktarını artırabilirsiniz. Damak lezzetinize göre. Şöyle dolu dolu bir çay kaşığı tarçın. Yarım çay kaşığı karanfil tozu. Şöyle onu da ekleyelim. Boş ekmesin. Ve bir fiske de muskat rendesi ekliyorum. Kurabiyemize lezzet katacak. Evet. Tekrar karıştırıyorum. Elinizle yoğurabilirsiniz. Kurabiye hamurumu yoğurdum. 3,5 su bardağı un kullandım. Şöyle bakın. Ne çok sert ne de çok yumuşak bir hamur. Şimdi bu kurabiyenin en önemli püf noktası bir yarım saat kadar buzdolabında dinlendireceğiz. Sonra da şekil verelim. Yarım saat sonra görüşmek üzere. Yaklaşık yarım saat kadar kurabiye hamurunu buzdolabında dinlendirdim. Şimdi artık şekil verebilirim. Şöyle bir parça alıyorum. Daha uzun sürede dinlendirebilirsiniz. Yağlı kağıt arasında açacağım.
hamurumu ne çok ince ne de çok kalın olacak şekilde biraz açtım. Şöyle 3 farklı kalıp kullanacağım. Sizler farklı kalıplara kullanabilirsiniz. Evinizde olan kalıpları kullanabilirsiniz. Ya da hiç kalıbınız yoktur. Bir su bardağıyla da şekil verebilirsiniz. Şöyle yapalım. Öncelikle belirleyelim. Şuraları da dolduralım. Hamurun yağlı kağıda yapışma riski varsa şöyle biraz un serpebilirsiniz. Çok fazla olmaz. Zencefilli kurabiyelerim piştiler. Benim fırınımda yaklaşık işte 18 dakikada pişti. Siz de kendi fırınıza göre pişirme süresini ayarlayın. Pişirken alt üst ayarını kullandım ve 175 derecede pişirdim. Siz de kendi fırınıza göre pişme ayarlarını ve süresini ayarlayabilirsiniz. Şimdi aslında hala çok sıcaklar ama ben size bu kurabiyelerin iç kısmını da göstermek istiyorum. Gerçekten bisküvi tadında çok lezzetli bir kurabiye. Umarım deneme şansınız olur. Bakın şöyle ben size bir tane göstereyim. Bakın. Bakın. Gayet güzel oldu. Gördüğünüz gibi iç kısmı muhteşem. Lezzeti de muhteşem. Umarım ilginizi çeker ve deneme şansınız olur. İsterseniz şeker hamuruyla kaplayabilirsiniz. Ya da yumurta akıyla, şekerle, pudra şekerle bir royal antik yapabilirsiniz. Biz daha öncesinde kızımla kurabiye hazırlamıştık ve üzerlerini royal antik ile süsledik. Şöyle sizlere de fikir olsun. Şöyle göstereyim ben size. Hazır olarak toz halinde royal icing alabilirsiniz. Pasta malzemeleri satan yerlerden. Hazırlanması çok çok daha kolay. Öyle de hazırlayabilirsiniz. Şöyle size göstereyim. Bunları kızım hazırladı. Her birinin ifadesi farklı olduğu için sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın. Başka. Sizlere fikir olacaktır. Evet. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.